Herkese merhabalar, ben Burak Şolt ve yeni bir inceleme ile karşınızdayım. Bu videoda sizlerle beraber Kinetic Air Router'ı inceleyeceğiz. Aynı zamanda Mesh Wi-Fi tarafında sunduklarına değiniyor olacağız. Şimdi laf uzatmadan incelemeye geçelim. Beyaz mavi temalı oldukça güzel, oldukça detaylı bir kutusu var. Temel özellikleri dışındaki şeylere de hakim olabiliyorsunuz. İçerisinden router'ın kendisi, adaptörü ve kısa bir RJ45 kablosu çıkıyor. Ürün 3 yıl garantili, servis numarası ile sitesinden giriş yaparsanız eğer ek 1 yıl daha garanti süresi kazanıyorsunuz. Kıyaslayınca güzel bir avantaj. Kendisi küçük bir cihaz arkadaşlar, gördüğünüz üzere herhangi bir yüzey üzerinde veyahut duvarda sırıtacak boyutlarda değil. Beyaz gri teması bence sade ve şık, bu burada olmadı dedirtmez diye düşünüyorum ben. Daha iyi menzil ve stabilite için biraz kalın görünen 4x5 dBi'lik bir anten kurulumu var, rakiplerinde de olduğu gibi çıkarılabilir değiller, yönlendirilebiliyorlar. Üstünde durum ledleri, Wi-Fi butonu, sağında, solunda ve altında havalandırma ızgarıları var. Etiketinde gerekli bilgiler ve hızlı eşleştirme için QR kodu bulunuyor. Arkasına geçtiğimizde 4 tane 100 megabitlik RJ45 portunu görüyoruz. Modem artı router şeklinde mesela internet bağlantısı paylaşmak için yeterli. Medya sunucusu gibi şeyler bağlamayı planlıyorsanız eğer gigabit portlu cihazlara bakılabilir arkadaşlar. Rakiplerinden farklı olarak bir mod ayarı var. Router, adaptör, genişletici ve erişim noktası geçişini anlık olarak yapabiliyorsunuz. İçindeki donanımlara geldiğimizde MediaTek MT7628 yongasını görüyoruz. Tek çekirdekli 580 MHz hızında çalışıyor. 64 MB RAM ve 16 MB sistem için ayrılmış bellekle geliyor. İşletim sistemi yedekli arkadaşlar. Güncelleme esnasında mesela elektrik kesildi diyelim, yedek sistemden çalışmaya devam ediyor. Kurulum safhası oldukça basit. Öncelikle kutusu, sonrasında masaüstü arayüzü, mobil arayüzü, evet Android ve iOS'lu telefonlarla kontrol edebilmeniz için bir uygulaması var, hepsi Türkçe. Kullanıcı adı ve şifre belirliyorsunuz, sonrasında bağlantı yöntemi seçimi, sadece internetse internet, IPTV istiyorsanız ki destekli buradan seçiyorsunuz, VLAN, MAC ve IP ayarı, internet bağlantı türü seçimi ve bitti. Cihazın güncellemesi varsa kendisi arayüze geçmeden güncellemeyi yapıyor. Ana sayfada sistem durumunu görüyorsunuz. O an ağ, işlemci, RAM kullanımı nedir? Buradan öğreniyorsunuz. Detaylı grafikler için ağ trafiği görüntülemede bulunuyor. Ev ağı ayarlarından sinyal gücü seviyesini ayarlayabilirsiniz. Maksimum iletimi de açtım ben testlerimi yaparken, bunu belirteyim. Misafiriniz veyahut misal veriyorum yeni taşınan bir komşu gelmiştir. Misafir ağı açılabiliyor onlar için. Wi-Fi mesh sistemi Kinetic tarafında önemli bir konu. Sinyal tekrarlayıcılarla genişlettiğiniz bir ağda ağın sınırlarından çıkarken manuel olarak elle tekrarlayıcıya geçmeniz icap edebiliyor. Mesh Wi-Fi sistemlerinde ise aslında baz istasyonlarındaki gibi kaynağın sınırlarından çıkarken sistem bunu anlıyor ve sizi en yakın diğer kaynağa bağlantıyı koparmadan, burası önemli, bağlıyor. Kinetic'in Mesh Wi-Fi sistemine istediğiniz bir diğer Kinetic cihazı bağlayabiliyorsunuz. Mesh Wi-Fi sistemini böyle oluşturuyorsunuz. Misal veriyorum, Kinetic'in ekstra DSL'ini router moduna alıyorsunuz. Kinetic Air'ı da genişletici moduna. Butonları üzerinden veya önce kabloyla bağlayıp arayüzünde eşleşmeyi sağlıyorsunuz. Sonra menzili genişletmek istediğiniz yere taşıyorsunuz. VPN var, DNS var, Safe DNS ve AdGuard DNS seçeneklerini görüyorsunuz. Güvenlik duvarı var, kurallar belirleyebiliyorsunuz. Port yönlendirme bulunuyor, routing var ve en güzel özelliklerinden biri Keen DNS. Ücretsiz bir domain almanızı sağlıyor, uzaktan erişim için çok çok önemli bir avantaj. Diğer Kinetic cihazlar gibi bu da Kinetic OS ile geliyor. Gördüğünüz gibi arayüz hem sade hem kullanışlı ve dediğim gibi Türkçe, içinde kaybolmazsınız diye düşünüyorum ben. İsterseniz otomatik güncellenmesini de sağlayabiliyorsunuz. Bulut servisini de buradan açın, telefonla kontrol pratik bir şey sonuçta, ille de PC başına geçmenize gerek kalmıyor. Bu arada Wi-Fi butonuna hızlı, çift veyahut uzun basarak farklı görevler yerine getirmek mümkün, butonu özelleştirmek mümkün. Kinetic OS'in en önemli özelliği modüler yapıda olması aslında. İstediğiniz bileşeni silin, yükü azaltın, istediğinizi yükleyin. Paket çözümleyicisi, IP-IP tünelleme, UPnP, WebDAV, SSTP VPN, L2TP VPN, IPsec VPN, DDNS gibi bileşenler yüklenebiliyor mesela. Yalnız bellek 16 MB, öyle hadi hepsi lazım bana, hepsini yükleyeyim diyemiyorsunuz, gerçekten lazımlıları yükleyin. Kinetic OS gelen güncellemelerle beraber artık asimetrik hız sınırlandırmayı da destekliyor. İndirme ve yükleme yönünde farklı cihazlara farklı hızlar atayabiliyorsunuz.
802.11ac standardında 2.4 GHz ve 5 GHz çift band yayın yapabiliyor. Yani 2.4 GHz bandında 300 Mbit, 5 GHz bandında 867 Mbit bölü saniyeye kadar hızdan bahsedilmiş ve WPA3 güvenlik protokolüne haiz. WPA2'nin nasıl kırılacağı şeklinde rehberler yayınlanır oldu arkadaşlar. Dolayısıyla güncel protokol WPA3 önemli. Yani böyle bir cihaz alacağınız zaman arkadaşlar marka model fark etmez WPA3 protokolüne sahip olup olmadığına dikkat edin. Evet, bu hızları gerçek dünya testleriyle de teyit ettik tabii arkadaşlar. Portların hız ölçüsünde 2.4 GHz bandında kinetik air ile aynı odada 60-90 Mbit arasında, yani 7.5-11 MB bölü saniye arası, 5 GHz bandında ise 100 Mbit civarı, yani 12.5 MB bölü saniye. 75 metrekarelik evde 3 duvarın ardından 2.4 GHz bandında 30-40 Mbit, 3.75-5 MB bölü saniye hız düşüyor ama sinyal gücü düşmedi. 5 GHz bandında ise yine 100 Mbit civarı, yani 12.5 MB bölü saniye. Ama sinyal gücü yarı yarıya düştü ki 5 GHz bandı için gayet normal bir şey. Bunlar bizim ortamımızda elde ettiğimiz sonuçlar arkadaşlar. Sizin bu tür kablosuz cihazları kullanacağınız ortamlardaki elektronik cihazların sayısı, oluşturdukları elektromanyetik alan, duvarların sayısı ve kalınlıkları alacağınız performansı olumlu ya da olumsuz etkileyecektir. Güç tüketimi oldukça düşük bir cihaz. Tam yük altında 4 Watt'ı geçmiyor. Mütevazi Hoga'dan da zaten bunu bekliyordum ben. Stabilitesi anlamında kullandığım bir aylık süre boyunca reset atma ihtiyacı hissetmedim. Boğulduğu veyahut yorulduğu olmadı. Cihaza tutunca zaten sadece ılımış diyorsunuz. Kinetic Air. Bu videonun çekildiği tarih itibariyle fiyatı 300 lira civarı. Dolar TL dalgalı. Güncel fiyatına mutlaka ama mutlaka kendiniz bakın. Bütçesi neticesinde giriş segmenti ihtiyaçlara cevap verebilecek bir router bu. Belleği abileri gibi yüksek değil ama fiyatı da öyle. Bir yandan da abileriyle aynı işletim sistemine sahip. Kinetic Air, modem artı router gibi bir kurulumda da görev alır. Mesh Wi-Fi sisteminin bir parçası, bir modülü de olur. Hatta belki de buna daha uygun. Yüzlerce metrekarelik bir alanda kullanacaksınız diyelim. Ekstra DSL artı ölü noktaları kapatacak kadar Kinetic Air, neden olmasın? Artısıyla eksisiyle artık Kinetic Air'ın özelliklerine haizsiniz. Bundan sonra karar sizin. Böylelikle sizlerle beraber Kinetic Air'ı incelemiş olduk. Aynı zamanda Mesh Wi-Fi tarafında sunduklarını da beraber gördük. Ürün ve inceleme videosu hakkındaki yorumlarınızı yorumlar kısmında mutlaka bekliyor olacağım. Benim değmediğim, lakin sizin merak ettiğiniz bir şey olursa lütfen yorumlar kısmında belirtin. Ben oradan cevaplıyor olurum. Aynı zamanda bana sosyal medya hesaplarım üzerinden de erişebilirsiniz. İstediğiniz soruyu sorabilirsiniz arkadaşlar. Bu ürünle alakalı olur, başka ürün olur, hayatla alakalı olur. Bütün sorularınıza ben vaktim olduğunca cevap veriyor olacağım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşça kalın.